Okay, next exercise. Fill in the blanks with the correct question. Fill in the blanks, boşlukları doldur. With the correct question words. Soru kelimesiyle. Nasıl soru kelimesi? Doğru soru kelimesi ile. Evet, let's remember the question words. Hatırlayalım. How many, kaç tane demek? Özelliği kendinden sonra çoğul bir kelime alıyordu. What, ne anlamına gelen soru kelimesi biliyoruz. When, ne zaman demek? Genellikle zaman soruyor. How, nasıl demek? Yöntem ya da durum sorabilir. Did ve were ikisi de yes no question. Farkı neydi? Did olduğu zaman başka bir fiil vardı. Were olduğu zaman cümlede başka bir fiil yoktu. İkisi de evet hayır sorusu. Who da kim? Yani eylemi yapmış olan kişiyi soruyor. Şimdi şu diyaloğa baktığımızda hızlıca bakıp cevaplayalım. Siz durdurun, yapın. Ondan sonra tekrar videoyu devam ettirin. Hi David, hi Zoe. They told me you were out of town. Yes, you are right. We were on holiday. Where did you go on holiday? We went to the seaside in Antalya. Neden where demiş? Çünkü cevapta bir yer sorduğu için soruda where diye düşünmüştür. Sonra alone kelimesi var ve cevapta no, I wasn't diyor. Bir kere bu yes, no question. Yani elimde ya were ya da did olabilir. Burada baktığımda soru cümlesinde başka bir fiili var mı? Yok. Alone yalnız, tek başına anlamında kullanılıyor. Burada yalnız mıydın? Başka bir fiil olmadığı için benim cevabım were olmalı. Go with, I went there with my friend. Arkadaşımla gittim demiş. O zaman demek ki burada kiminle gittim diye soracak. Who? 3 weeks ago. 3 hafta önce cevabını verdiğine göre ne zaman gitti? Ne zaman neydi? When. Did you do there? I did lots of things. Bir sürü şey yaptım diyor o. I did lots of things. I learned scuba diving. Şunu öğrendim. Tüplü dalışı öğrendim. I also went sightseeing. Şehir turuna çıktım. Bought lots of souvenirs. Bir sürü hediye aldım. Arkadaşlarım için bir sürü hediye aldım. Yani burada do, yapmak var. Demek ki orada ne yaptın? Yani what? Did you travel by plane? Uçakla cevabını vermiş. Nasıl seyahat ettin demeli. How did you travel? Eight'te books. Did you read during your holiday? Tatilin boyunca kitap okuttun diye soruyor. Burada bakın books kelimesi çoğul. Ve cevapta da zaten not many, çok değil. Only one. Sadece only. Sadece bir tane diyor. Demek ki kaç tane kitap okudun diye soracak. How many? Burada bakın have fun. Burada eğlenmek. Eğlendin mi? Ya da iyi vakit geçirdin mi anlamında. Of course I did. Of course bugün yes no question kullanılan. Of course sure. Bunlar da kullanılmıyordu. Zaten I did de bizim hiç ipucumuz olabilir. Burada da did oluyor. Eğlendim mi? Did you have fun? Happy to hear that. Mutlu oldum. I was at home and so worried. Evdeydim. Çok sıkıldım. I hope I can come with you next year. Umarım seninle gelecek yıl gelebilirim. Why not? Neden olmasın? I have a class now. I must go. Take care. Evet, şu an dersim var. Gitmeliyim. Take care. Kendine iyi bak demiş. It's okay. Bye diye cevap vermiş. Evet, bu etkinliğimizi de yapalım. 8. etkinliğimiz. Match the activities with the pictures. Ve match the activities with the pictures. Match, eşleştir. The activities with the pictures. Aktivitelerle resimleri eşleştir demiş. Burada örnek yaptığına 2 yazmış ama bu 1 olmalıydı. Okay, let's match. Go paragliding. This one. Yamaç paraşütü. 3. Have picnic. This one. 2. Try rafting. Rafting. This is a rafting. 7. Help mom in the kitchen. Here. Mom and son. 8. Pick apples in this picture 5. Walk in the rain here. They walk in the rain. They walked
in the rain with grandparents years 6. Okay, let's go behind, below. Fill in the blanks with phrase above using the past simple tense. Fill in the blanks, bu şekilde olur. With the phrases above, yukarıdaki. Bakın below aşağıdaydı, above da yukarıdaki ifadeleri kullanarak da olur. Ama yukarıdaki ifadeler de olur. Ama nasıl? Using simple past tense. Past simple tense. Simple past tense'i kullanarak. Kuralımız neydi? Olumlu cümlelerde fiilin ikinci hali. Yani past formunu kullan. Olumsuzsa didn't ve yalın hali. Soruysa did ve öznenin önüne did alıyorduk. Ve fiil yine yalın hali kullanmış. Şöyle bir etkinliğe göz attığımda etkinlikte hiç olumsuz cümle görmüyorum. Soruda görmüyorum. Demek ki biz hep yukarıdan uygun olan ifadeyi seçip aşağıya past tense yaparak yazacağız. O zaman hemen başlayalım. Siz durdurun ve çözün. Ondan sonra tekrar mendilimi kontrol edin. Did you finish? Of course you finished. Let's do it. All the children got wet yesterday because they walked in the rain. I love la yesterday because I missed them very much. Missed. Çok özledim. O zaman I visited my grandparents. I love water sports. Look at the page. Which one is water sport? Tabii ki try rafting. I tried rafting. Past tense. 5 and made a cake yesterday. We like cooking together. Birlikte yemek yapmayı seviyoruz diyor. O zaman I helped my mom in the kitchen. Anneme mutfakta yardım ettim. 6. Jack blah blah last summer he was up in the sky for an hour. Bir saat diyor. Sky gökyüzündeydi. O zaman ne demiş denemiş olacak? Paragliding. Burada go paragliding demek ki went paragliding past tense. I like fresh fruit so yesterday. Taze meyve severim diyor. O zaman topladım demeli. I picked fruit. Apples. Sorry. Apples yukarıda elmalar vardı. I blah blah with my family last Sunday because it was a nice day. Güzel bir gün olduğu için ailemle ne yaptım? I have a picnic ama past tense had the picnic. Okay, this page. Let's read the question. Match the phrases with the pictures and then make sentences as in the example. Match the phrases with the pictures. İfadeleri, phrase, ifadeleri, pictures, resimlerle match, eşleştir. Then, sonra make sentence as in the example. Örnekteki gibi, as gibi, as in the example. Örnekteki gibi make sentence, cümle yap. Bu biraz yazmanız için uzun sürebilir. Ben size nasıl yapacağınızı tarif edeyim. Evet, burada bakın Jessica ne yapmış? Stay in a tent. Ne zaman yapmış? Yesterday morning. Dün sabah yapmış. İşte Robert sail on a boat this afternoon. Bu öğlen sonra yelkenliyle tekne turu yapmış. İşte deniz açılmış. Düzeltiyorum. Climb a mountain, dağa tırmanmış. 2 days ago, 2 gün önce gibi. Bakın burada alıştırmada ne yapıyoruz? Soru soruyoruz ve cevabını yazıyoruz. Bakın soru standart, hep aynı. Ne diyeceğiz? What did? Ne yaptı? What did? Geçmiş zamanı yardımcı fiili did. Sonra kişi. Mesela burada kim var? Robert. O zaman ikinci soruda what did Robert? What did Jessica değil, what did Robert olacak. Do ne yaptı diye soruyoruz. Yine do kullanacağız. Bu da aynı. Bu sefer ne yaptık bakın şu ana kadar bir tek kişiyi değiştirdik. İki de Robert diyeceğiz. Üçüncünün sorusunu yaparken Laura diyeceğiz. Dördüncü de Sam diyeceğiz gibi. Sorunun son kelimeleri ise şu turuncu kutuda yazılan zaman ifadeleri. Bakın burada yesterday morning. İkinci de Robert olan this afternoon. Laura olan da 2 days ago şeklinde bunu değiştireceğiz. Peki cevap nasıl veriyoruz? Cevap verirken İşte ya direkt ismini yazabiliriz. İşte Jessica şeklinde. Jessica ya da she yazmış burada. Zamir olarak da kullanabiliriz. Kız mı erkek mi olduğunu biliyorsak. Eğer bilmiyorsak direkt isimlerini yazarak kendimizi
Doğru cevap için garantiye alabiliriz. Sonra bakın burada yaptığını past tense yapıyoruz. Past tense nasıl yapıyorduk? Düzenli ise ed, yani ed ekliyorduk. Eğer düzenli değilse de onun düzensiz halini yapıyorduk. Hemen başlayalım. Siz durdurun ya da ben bir tane örnek yapayım. Onu dinleyin. Ondan sonra durdurun, yapmaya çalışın. En son bitirdikten sonra veya tamamın eksiniz varsa bile tekrar başlatıp kontrol edersiniz. Robert ile ilgili soru soracağız. Ne diyorduk? What did Robert do bu sefer this afternoon? What did Robert'ı kullandım. Do this afternoon. Cevabı nasıl olacak? Robert sailed düzenli. Sailed ede on a boat this afternoon. Bakalım. Evet bakın. What did Robert do this afternoon? He sailed on a boat this afternoon. Yazmasak da olabilir zaman zarfını cevapta. Zaten böyle ne yaptı diyor. He sailed on a boat. Tekne turu yaptı ya da tekneyle denize açıldı diyelim daha doğrusu. Evet, Laura mesela bir tane daha yapalım. What did Laura do 2 days ago? What did Laura do 2 days ago? Bakın cevabımız burada. She, kız ismi, she climbed ede, climbed diye yazılıyor ede. Climbed a mountain 2 days ago diyebiliriz ya da demeden de direkt she climbed a mountain diyebiliriz. Bakalım. What did Laura do 2 days ago? She climbed a mountain. Evet, siz durdurun videoyu tamamlayın. Ben ekliyorum. Evet, tekrar başlattın bitince. Evet, başlattığınıza göre yaptınız herhalde. Hemen hızlıca cevapları açalım. 4'te kim var? Sam var. What did Sam do? Zaman olarak ne vermiş? Last weekend. Cevapta da bakın mavi kutudaki he climbed düzenli a tree. 5'e bakıyoruz. Susan var. Fly kite. Ve last summer. What did Susan do last summer diyeceğiz. She flew a kite. Fly. Düzensiz flew. Evet, 6'da Tracy var. Flew by train last month. Evet, bakın soruda what did Tracy do last month diyoruz. Cevap da she traveled by train diyoruz. Travel tek L ile de yazılan gördük. Ama traveled 2 L ile de yazılıyor. Bunun ikisi de doğru. Hatta ben çift yazılanı daha çok kullandığını biliyorum. Evet, 7. Burada what did Tim do a year ago? Bir yıl önce Tim ne yaptı? He did gardening. İşte bahçıvanlık yaptı gibi bahçeyle ilgilendi. 8. What did Andy do 3 months ago? 3 yıl önce. 3 ay önce Andy ne yaptı? She walked in the forest. Ormanda yürüdü. İşte what did Pam do last week? Geçen hafta ne yaptı? She collected seashells. Deniz kabuğu topladı şeklinde. Böylece bitirmiş oluyoruz. Resimleri eşleştirin diyor. Siz resimlerden hangisinin ne olduğunu anlarsanız hemen. Bakalım neymiş? 2i, 3d, 4g, 5c, 8, 6h, 7b, 8a, 9e. Evet, burada bir paragrafımız var. Paragraf sorularını nasıl çözüyorduk sizinle hatırlayalım. Paragrafla ilgili bir soru varsa biz önce ne yapın demiştim. Evet, tabii ki de önce sorulara bakın demiştim. Özellikle true false'lara mutlaka paragrafı okumadan önce okuyalım. Evet, bakalım. She didn't swim in the sea. False demiş. Zaten yanlışmış. She built a sandcastle. Kumdan kale yaptı. She stayed in a hotel. O otelde kaldı. She was on holiday for 5 days. 5 günlüğüne tatildeydi. She felt happy when she returned home. Eve geri döndüğünde, return geri dönmek. Eve geri döndüğünde mutlu hissetti. She enjoyed the holiday. Tatilden keyif aldı. Hoşuna gitti gibisinden. Bakalım. Tina went on a camping holiday in Italy with her family on 18th of July ya da July'dı. 18th last year.
by plane. At first she was afraid of flying, afraid of korkmak, korkuyordu. But when she was up in the sky, she was fine. After they arrived, they didn't want to stay in an expensive hotel, so they stayed in a tent. Bakın true false bir tane cevabı çıktı. 3 numara false. In a tent on the beach and they really liked it. Tina did lots of fun activities there. She tried sailing and liked it very much. She built a sandcastle. Bakın aynı cümle. 2 numara o zaman true. She learned diving. She liked swimming most. En çok burada yüzmeyi sevdi. It was fantastic. The weather was very hot. It wasn't rainy or windy. Sıcaktı. Yağmurlu ya da rüzgarlı değildi. On the last day of holiday, she played beach volleyball last day. Son gün plaj voleybolu oynamış. She felt sad when she went back home. Eve geri gittiğinde she felt sad. Orada ne diyordu? Happy diyordu. O zaman five is false. Check. Kontrol edelim. Evet. The holiday was over on 23rd of July ya da July the 23rd. It was a wonderful holiday. Evet, burada da kaç gün olduğunu şuradan bakacağız. 23'ünde diyor. İlk gün kaçıydı? 18'iydi. Yani burada evet 5 gündü diye düşünüp she was holiday for 5 days. True oluyor. She enjoyed the holiday. Evet bunu zaten anlıyoruz. Çok eğlendiğini, bir sürü şey yaptı diyor. They really liked it. Şuradan zaten direkt söylüyor. Ama zaten paragrafta da anlıyoruz onu. Klasik sorulara geldiğimizde where did she go for her holiday last year? Nereye gitti? She went to Italy. İtalya'ya gitti. Nasıl seyahat etti diye sormuş. How did they travel? Onlar nasıl seyahat etti diye sormuş. Baktığımızda they travel by plane. Bu cümle zaten aynısı. Kullanabiliriz. Who was with her? Kim onlarlaydı diyor. Who was with her? Onunla kim vardı diyor. Bakalım. He was with her family. Yani kızım vardı. Kız olduğu için she was with her family. Ailesiydi. She was with her family. What was the weather like? Hava nasıldı? The weather was very hot. Bakın burada direkt cümlemiz var. The weather was very hot. Bak burada kullanabiliriz. Did she have fun? Eğlendi mi diyor. Burada bakın they really liked it diyor. Bir sürü şeyler yapmış. Zaten fazlasıyla burada da yine sevdiğini söylüyor. Burada yani kısa cevap vermemizi bekliyoruz. Yani yes, she did ile sorduğu için de she de did kullanıyor. Six, what did she do on the last day? Son gün ne yaptı? Burada okumuştuk. Beach volley olması lazım. Evet. On the last day of the holiday, she played beach volleyball. Evet, bu şekilde cümle kurabiliriz ya da kısa cevap vermek istiyorsak beach volleyball diyebiliriz. Ama burada ne yaptı dediğine göre she played beach volleyball. Did she try sailing? Bakın yes no question'le denedi mi diyor. Yelkenliğini açılmayı bakıyoruz. She tried sailing. Doğru bir bilgi. Şuradaki cümleden anladık. Hemen kısa cevap vereceğiz burada da. Yes. Kız olduğu için she zaten she demiş. Olumlu olduğu için de did diyoruz. Evet çocuklar böylece 7. üniteyi tamamlamış olduk. Siz ünitenin sonundaki testleri cevaplayın. Testlerimizi çözelim. Worksheet kitabımızı çözelim. Vocabulary mavi kitabımızın da yine 7. ünitesindeki alıştırmaları tamamlayalım. Bir de videonun altına bir tane link atacağım. O linkte test soruları var. O test sorularını çözelim. O testlerin çözümünü de hafta sonu sizinle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Take care.